Şu şekli yengeç yürüyüşüyle mi geçiyorsun buraya? İstediğin gibi geç, şeyler yapamıyorum. Her yerini yıkarsın. Küçük bir üstü. Burada yok mu peki şey, tarih musluk ekstradan? Gençler ve daima genç kalan insanlar, biliyorsunuz bir önceki bölümde Mısır Şarm El Şeyh'e gelmiştim ve burada Experience Otel diye bir yerde kalıyordum, bakın şöyle arkamda ve gerçekten de çok iyilerdi yani, her şey dahil otel konseptiyleydi. Eğer merak ediyorsunuz buradaki oteller nasıl, bu videolar sırayla gidiyor yani, videonun başlığının yanında bir numara var ya, o numaradan bir alttaki videoya bakarsanız yani bu işte 299 mesela bu. Sen demek ki 298'i izlemen lazım ki, örnek veriyorum sadece, o videoyu görmen için. Şimdi kendimi yavaş yavaş dışarı atıyorum. Diğer otele doğru gideceğiz, hiçbir fikrim yok. Buraya gelirseniz rezervasyondan Vabi'yi bulun, inanılmaz. Bütün çalışanlar çok güler yüzlü. Ama benden bir selam söylerseniz size zaten yardımcı olacaklardır. Thank you for everything. Thank you very much and hope to see you again and all your Turkish people are most welcome in our hotel. Thank you very much and wish you safe. Have a nice day. Goodbye. Aslında benim bir adet yükleme yapmam lazım. Burada hat işi biraz sıkıntı. Çok hızlı bitiyor. Tamam, ben biraz daha yükleme yapıyorum. İnterneti mesela bu otelin bir şeyini eleştirdiler bana. İnternet iyi değildi yani. Benim için iyi değildi. Sizin için belki işte Instagram grubuna takılabilirsiniz ama şey zor. Yani bir yükleme yapıp çalışmak için büyük toplantılar yapabilecek bir internet kapasitesi yoktu yani. Yani upload 7, download 3 müydü ya da tam tersi, hani 7 ile 3 arasında değişiyor. O nedenle interneti ben çok fazla kullandım. İsmail, belki şuradan bir eşyalarımı koyayım. İlk gideceğimiz yer, internet paketi yükleteceğimiz yer. Ben havalimanından aldım, biraz kızdırdılar beni. Yani 55 GB dediler ama bu 55 GB Facebook ve WhatsApp'ta kullanılıyormuş. Ben bir de sordum özellikle, dedim ki bakın bu her yerde mi geçerli? Dediler öyle öyle, olmadı. Sonra 2 gün önce buradan paket aldım, 23 GB. La bugün 23 GB de bitti diye mesaj geldi. İmkansız ya, o kadar da takılıyorum yani. Tamam, bir tane videosu yükledim, hadi oradan 10 GB'ı yük. Ama 13 GB'ı ben 2 günde yiyemiş olamam yani. Yapacak bir şey yok. 10 dolara almıştım 23 GB'ı. Tekrardan bir 10 dolar bayılacağız. Bizim otelin önünde böyle birçok şey var. Alışveriş yapabileceğiniz yer var. Direkt bir Vodafone bayisine gelip ben buradan satın alma işlemi yapacağım. Diyor ki, şimdi sana diyor bir tane daha kart veriyorum. Bu Felix diye bir sistem, farklı bir sistemmiş. Şundan veriyorum. How much is that? 15 dolar. 15. Bu 15 dolar. 55 GB. Yani. Burada diyor ki sana hani 57 GB internet 18 dolardan da verebilirim diyor. Ama o da hızlı bitecek diyor. Anladığım kadarıyla şöyle internet yani havalimanından almayın. Felix diye bir sistem var mı? Sistemin tam olarak ne olduğunu ben de anlamadım. Ama dedi ki bir daha yükleyeceksin yine hızlı bitecek dedi yani. Ben sana buradaki lokal bir şey satacağım. 55 GB'lık bir kart olacak dedi. Bunu daha uygun 15 dolara halledeceğiz dedi. Ben de ne yapayım, güveneceğiz yani, yapacak bir şey yok. Yine ben eğer bir sıkıntı olursa size haber vereceğim. Bak çok basit bu arada sistem. Şuradan kartı alıyorsun. Hemen bunu koy da buraya, hani kaybetme istiyorsan diye. Bu kadar basit, yükle bitsin. Eğer bizim otele gelirseniz de hani bu experience'a gelirseniz abi, havalimanından almayın zaten. Muhtemelen sizi havalimanından alacaklar yani, internet ihtiyacı yok. Gelip buraya buradan deyin ki şöyle bir sim kart aldık Arda. Hani Orange bir sim kart almış, 55 GB 15 dolardı. Bu aklınızda bulunsun. Burada çok büyük aqua park gibi bir şey varmış. Daha görmedim. Neyle karşılaşacağımızı da açıkçası bilmiyorum. Şöyle bir şey oldu, onu da bahsedeyim. Gezmek en kolayı biliyorsunuz Anıl'da. Anıllar da gelmiş buraya ve ben Türkiye'den gelirken GoPro'nun su geçirmez haznesini İstanbul'da bırakmışım yanlışlıkla. Çünkü şöyle oldu, onu da anlatayım. Dediler ki drone buraya sokamazsın, getirme yani. Ben de drone kutusunun içine koymuştum onu. Son dakikada da işte bizim bu değişik Berko ile falan takılırken onlara verdim drone'u. Onun bir tane de Berkay diye bir arkadaş var, hatta ona vermiştim. Sonra baktım, aha kaldı içinde. Anıl'a yazdım, Anıl'ım siz gelirken getirir misiniz? Abi de getiririz. Onlar da burada başka bir oteldeymiş. Onlarla da görüşüp onu almam lazım. Çünkü bugün kayacaksak o işe girişmek lazım diye düşünüyorum.
Abi insanlar çok güler yüzlü orada. I'm fine, how are you? I'm good, fine. Şey gibi yani. Bu kadar güler yüzlü olmaları da garip geliyor bana. Hani güzel de. İnşallah içtendir. Değilse bile iyi hissettiriyor size, onu söyleyeyim. Hello. Güzel. Direkt havuzu gören bir oda. Televizyon var. Hı. Okay, it's a very good to water and cover cord. Okay. Okay, I'll give you the number here. All right. This is the key, yeah? Thank you. It's called reception number 0. 0? Yes, all right. Okay. Thank you very much. Okay, thank you, sir. I say. Güzel. Ortam canlı. Ben eşyalarımı hemen bırakayım. Ondan sonra bu otelde gezmeye çalışacağız. Odadan kendimi dışarı attım. Bakalım nasıl. Önce çok açım. Bir şeyler yemem lazım. Bir de böyle durmadan bizim bir çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Şey gibi gözüküyor da bir yerde. Ne güzel otelden otele takılıyorsun, geziyorsun. Ama bunun bir arka post prodüksiyon kısmı var. Yani videolar editlendiği, işte diğer sosyal mecralara yüklendiği, işte işbirlikleri, sponsorlukların konuşulduğu, toplantıların olduğu falan, bayağı böyle bir business kısmı varmış bu işin. Ve bu çok fazla zaman alıyor. Bakın saat şu an 4-4.30 falan. Ben daha ilk kez otelin altına ineceğim. Yani bir şeyler... Ben kesin yanlış yere gidiyordum ya. Ha, tamam değil. Ya göründüğü gibi değil, onu size söyleyeyim. Hiçbir, sizin de yaptığınız muhtemelen göründüğü gibi değildir. Burada ben biraz daha fazla Mısırlı gördüm bence. Yani nasıl diyeyim size? Diğer otelde daha az yerli ya da Arap turist vardı yani. Burada birazcık daha fazla gördüm. Belki de sadece şu anlıktır ama emin değilim o konuda. Yine barımız var. Şuraya bir gidelim bakalım, açık büfede neler varmış. Bu güzel oluyor genelde. Oteller aynı ya, biliyorum yani. Patatesi sevmeyen insan yok ya. Öyle bir şey ki patates. Mesela veganı da yiyor, vejetaryanı da seviyor, et yiyeni de seviyor. Böyle dünyanın birleştiği bir konu yani patates kızartması. Pizza da öyle de, ama pizza da yine işte etli pizzalar falan veganlar yemiyor ya onu. Öyle bir durum var. Thank you. Valla niye olduğunu bilmiyorum ama bu oteli böyle daha az sevdim. Daha yeni girdim biliyorum ama ya diğeri daha iyi gibiydi ya. Burada ortam çok hoşuma gitmedi. Notarna taze değil. Ete bakalım. Et iyi ya. Patates de güzel. Şey diye aslında hani konuştuk. Bu otel yani. Buranın su kaynakları varmış çok. Dediler buna. Ben de onun için geldim. Hani biraz eğlence olur, makarıklar olur diye. Otellerde reklamını yaptırmak istiyor yani. Bu kadar çok Türkiye'de izlediğiniz zaman var. Ama bende de şey yapamam yani, beğenmediğim yere de beğenmedim. Beğendim diyemem yani. Daha tabii tam fikrim, bir şey söyleyemem size. Sadece ilk başta gördüğüm kadarıyla yani bir önceki daha iyiydi. Yalan yok. Tabii daha havuza gireceğiz, biraz oteli gezeceğiz. İnsanlarla konuşacağız. Tam bir ortamı anlayalım. Saat de biraz geç oldu yani, 4.30 falan saat. Ancak çıkabildim dediğim gibi. Mesela bir de gezmek kolay anılarla da bir buluşmak istiyorum onlarla da. Asıl bir de şeyi gezeceğiz. İşte Şarm'ı gezeceğiz ya.
Bakalım o nasıl olacak. Görelim. Mayın şuna da devam edeceğiz. Aka fark böyle. Çok da büyük bir şey değilmiş. Ama var yine bir şeyler yani. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 tane falan kaydırak var burada. Can kurtaranlar var. Onlar da yardımcı oluyor size. Daha çok çocuklar için sanırım burası. Yani çok böyle bir deli, dehşet bir akuapark beklemeyin. Yani olduğu kadar bir akuaparkı var. Çok giresim yok ya. Çocuklu aileler buraya gelebilir mesela. Çocuklarınız eğlenebilir. Size aşağı yukarı bir şeyler yapabilirsiniz. Onun haricinde bilemedim. Ben gaza gelirsem içerim. İçerim diyorum ya. Gaza gelirsem kayarım. Tamam. Ama şu anda bilemedim durumu. Saat 7 oldu. Şöyle yemekleri size göstermeye geldim. Ben de yiyeceğim. Bu arada yemekler gerçekten güzel. Çok fazla çeşit var. Bugün balık günüymüş. Genel olarak işte balık, patates, envai çeşit deniz ürünü, onun yanında tavuklu şeyler. Şurada bakın, abi et kesiyor. Birçok şey var, meze var. Dışarıda başka bir yer daha var. Dışarıda da böyle yine balıklar, makarnalar falan yapıyorlar. Yani yemek konusunda iyi, bakın şöyle. Zaten abinin şeyini gördünüz. Benimki de masa bu. Ben de kendi içimde bir karmaşık bir tabak yaptım. İşte biraz et aldım. Tavuk var, balıklı bir şey var. Biraz yengeç. Yine balıkla ilgili bir tabak yaptım kendime. Benim gördüğüm, yani diğer otele göre, diğer otel balayı oteliydi. Burası çocuklu gelinebilecek dağ tarzı bir yer diye düşünüyorum. Kaydıraklar falan var ya, o nedenle. Bu arada Anıl'la konuştuk. Dediler ki biz Şarm Eskişehir'e gidiyoruz. Gel orada buluşalım. Ben de okey dedim abi. Şey yapacağız. Yemeğimi yiyeyim hızlıca. Yemeğimi yedikten sonra Anıl'larla buluşmaya şehir merkezine ineceğiz. Hem biraz şehir merkezine gezmiş oluruz. Dışarıyı da size göstereyim. Yemekler güzel arkadaşlar. Kuna balı herhalde bunlar. Asmışlar. Tam burada servis ediyor. Onları marine etmiş. Güzel bir şekilde. Hemen yanda taze şey yapıyorlar. Makarna yapıyorlar bakın. Şurada ızgara var. Izgara balık stilinde. Yine birçok çeşitli balık bulabiliyorsunuz burada. Şöyle ilginç bir sote yapıyor abi. Şu yengeçleri yemeği ben çözemedim. Çok güzel gözüküyor ama onları vallahi mundar ettim ben geçen. Yani yemeye çalıştım biraz önce. Tutmadı. Bir de şöyle bir ilginç bir şey var burada. Banana. Muz karamel gibi bir şey yapıyorlar burada. Onu yemedim. Tadına bakmadım yani. Thank you brother. İçeriği zaten göstermiştim. Güzeldi. Şimdi yavaş yavaş kendimiz dışarı atacağız. Yani ben çok uzun süre sonra geleli kaç gün oldu? Bu 3. gün mü? 4. gün mü? Hiç şehir merkezine inmedim. Taksi maceram da olmadı. Ama burada biraz zorluymuş o işler. Onu söylediler. Gidip bir şey yapacağız. Taksiye atlayıp Anıllarla buluşmaya gitmek istiyorum. Şu an güzelleşti yalnız otel. Merhaba. Hello. Merhaba. Sen Türk müsün? Evet. Ne yapıyorsun burada sen? Geziyorum. Geziyor mu? Nerelisin? İstanbul. Kocaeli. Kocaeli. Sevdin mi oteli? Evet. Neyini en çok sevdin? Her şeyini. Kaydıraklar mı güzel? Evet. Geziyorsunuz vallahi kaydıraklarla. İyi. Kaç gündür buradasın? İkinci gün. Tamam. Kaç gün kalacaksınız? Daha 7 gün daha. İyi güzel. Gittin mi Eskişehir merkezine? Hayır, daha gitmedim. Burada takılıyorsunuz. İyi güzel. Kendine iyi bak. YouTube çekiyorum. Arda Pazır. Siz de zamanı gelmişken aşağıdan bir abone olursanız arkadaşlar. Çünkü yani videolar iyi izleniyor ama biraz üşeniyoruz herhalde abone olmaya. Bir de korkuyoruz yani. Ama gerçekten de arkadaşlar
böyle abone olmanız size bir şey kaybettirmiyor. Sadece bizim seyahatimize destek oluyorsunuz. Çocuk da iyi denk geldi. Ben burayı şöyle gördüm açıkçası. Çocuklu ailelerin için güzel bir otel. Kaydıraktan kaymacalar. İşte bak çocuk almış fık 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 meyve suyunu içiyor. Otel rahat yani, odalar rahat. Ama bir balayı için bence diğer otel daha iyiydi. Onu da söyleyeyim. Şunun bir fotoğrafını çekeyim de unutmayayım oteli. Sonra dönüşte patlamayalım. Ne diyorsunuz? Kaçtan açarız pazarlıkta taksiyi? Minimum 10 derler. 7 okey. Ben 5'e gitmek istiyorum. 5 dolara. Hi. How much old town? Sen anla. Dolar. Dolar? Dolar. Tüm dolar okey. Come on. Yeah. Expensive. 10 dolar is expensive. Okay. Two way. But you, I will spend some time there. Okay, no problem. 1 hour, 2 hour, 3 hour. No problem. Okay. How many time on the market and come back? 1-2 hours, I don't know. No, maybe 2-3 hours. And share bazaar. I will take your number and I will call you, alright? Okay. Only 2 way, only 15. $10, go and back. You share good price. I ask them how much is that and they say 5 is okay. If is, come back $10. Go and come back $10. $10. 14. $10. 15, $10. $15 and $15. No. $5 and $5. Hasan, yavaş yavaş. Doing for them. He? $60 to $60. Only. Doing. Okay. Normalde ben bunu kullatırdım da. Olsun, başlar biraz. İlk taksi şeyimiz bu. Savaşımız. Sonrasında Kahire'ye gittiğimizde işler birazcık daha değişir. Vay. Taksicinin numarasını aldım. İyi bir adama benziyordu. Çünkü burada taksi bulmak sıkıntı. Numarasını yazacağım altına. Belki yolunuz düşerse Şarm'a adamı bulursunuz. 6 dolara getirdi beni. Dedi ki ara beni tekrardan dedi. Dönüşte ben alırım seni dedi hatta. Yine 6 dolara götüreceğim dedi. Oo, bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Hello brother. My friends are inside. How can I enter? Full. You are full. Hayda. Oğlum nasıl bir hikaye bu? Pardon, full diyor oğlum, almadılar beni içeri. Geldim geldim. Ben direkt Fars'ın önündeyim, ben de giremiyorum ki. Ha tamam dur. Selamun aleyküm hacı abi. Aleyküm, ne yapıyorsun? Neden ne yapıyorsun? İyidir. Abi hoş haber? Geldin. Hoş bulduk. Abi sen YouTube. Ben YouTuber'ım. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Hoş geldin. Selamlar herkese. Nasılsınız? Arda ben. İyi, sen nasılsın? Peki. Ekipman şeyde otelde. Olur, yapacak bir şey yok. Alırız. Ne yaptınız? Ben de içerideyim zaten. Oğlum almıyorlar beni ya, içeri diyor. Seni bekledik. Seni bekledik. Biz de gireceğiz, merdivenlerden bakıp geri çıkacağız. İyi. Yani yapacak şundan bir şey baktık. Yok. İstersen bir göster. İnsanlara çok bir numarası yok. Ben çekemedim. Almadılar ki beni içeri. O zaman bekle. Sizin de kaynağı. Vallahi yapacak bir şey yok. Şuradan bir çek sen önce. Tamam. Dur bir çekeyim bir bakalım. Başka nasılmış? Ooo, ortam iyiymiş gerçekten de bu arada. Şöyle. Nasıl geçti? Nasıl geçecek ya da? Biz hiçbir şey anlamadık. Geldiğimizden beri bekliyoruz sadece. Ha biri geldi, ha bizi bir yere götürecek, ha bilmem ne. Otelden de çıkartmadılar. Şikayetçiyiz ya. Şikayetçiyiz. Yetkililere sesleniyorum buradan. Ne, sizin plan ne diye geldiniz siz buraya? Abi biz onu da bilmiyoruz ya. Böyle zor sorular sorma. Bilmediğim yerlerden soruyorsun sürekli. Plan yok abi. Arkadaşlar biz öyle bam güm tatile geldik yani. Güzel. Şey İyi. Güzel. O adam Afrika kıtasını çok geziyordu. Tamam. Bir de bizi götürdü de. Çok çalıştı. Geldin sen Afrika'ya tatile gittin. Ahmet'e bakıyoruz. Bak bize dönecek plan gelmeyecek. Sen ne yapıyorsun?
Abi ben ya, hiçbir şey yapamadım. Ben ilk kez indim aşağı. Siz gelmeseniz yine çıkmayacaktım. Sen kaç gündür oteldesin? 4 gün. Keyfin yerinde ha? 4 gündür oteldeyim. Keyfim yerinde yani. Keyfim yerinde. Sizleri gördüm, çok daha iyi oldum. Yalnız mı seyahat ediyorsun? Evet. Yalnız seyahat ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz? 80 kişi işte. Nerede çokluk orada. Evet. Güzel. Hiçbir yere giremiyoruz, çıkamıyoruz. Planımız yok, programımız yok ama yarın bomba gibi başlayacağız bence. Görürüz. İnşallah. Biz az önce şey oynadık. Erik Dalı. Tamam. Siz tanışıyor muydunuz? Evet, biz yani tanışıyoruz. Anıl'la da tanışıyorduk. Biz sadece yeni Emre ile tanıştık. Hadi gidelim, yarın geleceğiz. Yarın geleceğiz. Hadi tutmadı. Yarın gelelim. Gidiyoruz. Neyse. Nasıl? Sen Afrika'yı görmüş adamsın ya. Sen Afrika'yı görmüş adamsın abi. Tabii. Ben bu işlerin olmayacağını biliyordum zaten. Afrika'da olmuyor böyle şeyler çünkü. Söyledim, olmadı, gördük. İyi oldu ama. Mısır. Mısır'a hızlı başladık. Ben daha şehir merkezini görmedim. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. Bir yere gidince ben tekrardan aşacağım. Güzel bir yere gideceğiz inşallah. 5 kere falan geldik. Var ya, program çok iyiydi. Evet, güzel oldu. Müthiş. Hadi bakalım. Adam da diyecek, bir kişi daha eklendiler. Boş gezmeyiz kardeş. Rixos'tan devam ediyoruz. Anıl'da bir otele geldik. Ozan da burada. Tanıyorsunuzdur Instagram'dan zaten kendisine. Tanıyorsunuz. Tanımıyorsanız takip edin. Ozan Aras. Instagram'ını bıraktık burada. Anıl'ı zaten biliyorsunuz. Emre'yi tanıyorsunuz Instagram'dan. Yemek içeriklerinden görüyor olabilirsiniz. Onun da Instagram adresini bıraktık. Nasıl abi yemekleri? Beğendin mi? Abi ben çok beğendim. Beklediğimin sos çok sevmem ben normalde balıkta ama bayağı iyi yapmışlar. Lezzetli. Sadece somunu bir tık yükselmedi. Ben normalde somunu daha böyle yağlı yağlı seviyorum. Ama değil. Biraz fazla pişmiş gibi geldi. Biraz fazla pişmiş gibi geldi. Evet, temaslara gelene kadar olur öyle. Aynen öyle. Yolda kalın. Sen nasıl Afrika'dan sonra? Hem alışkın değilim, korkuyorum vücut tepki verecek diye. Hem de bir taraftan istiflemeye de çalışıyorum. 6 aylığına geri gideceğim. Abi böyle şeyler bulunmuyor ya. Yani parasını versen de bulamıyorsun. O çok koyuyor insana. Ne yiyordun orada en çok? Ugali. Ugali. O lapa. Mısır unundan yaptıkları lapa. Pişirmiyorlar daha. Kaynar suya katıyorlar, karıştırıyorlar. Oldu. Bitti. Ekmek gibi böyle elleriyle şöyle şöyle yapıp yiyorlar. Ugali. Ona rağmen diğer şeyler çok pahalı zaten, değil mi? Balık yemek istersen. Daha deniz kenarında bir şehirde böyle güzel bir balık restoranı önerdiler Kenya'da, Mombasa'da. Gittim. Yani şöyle bir tabak $25 falandı. Hani tamam yersin, ayda bir falan kendini ödüllendirirsin belki de hem yetmiyor hem de gereksiz pahalı. Niye yani pahalı bu kadar Afrika? Yani sanki insanın kafasında Afrika çok ucuz bir ülkeymiş gibi canlanıyor. Kıta. Ama bayağı kıta, doğru söylüyorsun. Ben abi Afrika kıtası şöyle, yokluk olduğu için genelde insanlar diyor ki abi sen bu yokluğun içinde güzel bir otel, internet, işte güzel bir yemek istiyorsan bunun maliyeti, bu işte hazırlayacağın malzemelerin kolay bulunabildiği ülkelerden tabii ki kat ve kat fazla oluyor. Ya tamamen yokluğun içinde orada normalde olmayan şeyleri istediğin için fiyatlar çok yüksek. Bu arada Anıl Afrika'yı geziyor. Biliyorsunuzdur. Ya bilmeyenlere de haberi olsun. Gezmiyor abi sadece. Yaşıyor. Sadece gezmiyor arkadaşlar. Yaşıyor adam. Ya ben bu videoda bir de başka otelde tanıtıyorum. Öyle bir durum var. Yapacak bir şey yok. Türkçe bilmiyorlar zaten. Arkadaşlar gelmişken muhtemelen yani Rixos'a gelmemiz zor. Ancak influencer arkadaşlarınız olması lazım yani. Rixos'ta bir odanın nasıl olduğunu görmek için. Ama gerçekten güzelmiş oda. Ver kamerayı bana. Bir atsana kurban olayım. Geldim. Bir. Valla ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten güzel bir oda. Yani oda odadır benim için. Hadi de. Hadi canım, otel otel. İçinde ya neler verdiler benim için o artsa. Yani bu Rixos'u Rixos yapan şey ne? İlk gördüğümüz kadarıyla bir tatlılar, abi, meyveler, çerezler gelmiş. Size bir çiçek ikramında bulunmuş arkadaşlarımız. Emre'nin 3. saniyede silip süpürdüğü makaronlar vardı. Aa, buraları kesmeni rica edeceğim. Yok, niye? Çünkü çok hızlı yedi, makaron bana kalmadı. Vicdan azabı çekiyor. Yatağa mı yat? Gram çekmiyorum bu arada ama. Ooo, yatak iyi. Aynen. Yatak iyi. Buna para verirsin.
Bir şey diyeceğim, buranın geceliğine baktınız mı? $350 falan. Şaka yapıyorsun, o da mı? Tuvaletleri merak ediyorum. Tuvaletler önemli abi. Tuvaletler nasılmış? Aa, bunun ne, bu ne abi? Bilen var mı bunun ne olduğunu? Bu iki ya şey. Şimdi bak, tarih muslu var mı? Tarih taban mı? Yan yana romantik sıçma şey. Abi o aslında tarih muslunun profesyonel formu. İtalya'da var bunlar genelde. Göstereyim. Oturuyorsun ne? Şöyle mi? Yok değil, şu şekil. Peki evet, mesela bu işlemini hallettin, şu şekli yengeç yürüyüşüyle mi geçiyorsun buraya? İstediğin gibi geç, falan yapar, her yerini yıkarsın, küçük bir üstü. Burada yok mu peki şey, taret muslu ekstradan? Taret muslu da var abi. Var mıymış abi? Varmış. Varmış. Ayak, bu abdest için olabilir mi peki? Çok mantıklı bu arada. Çünkü burada bu varsa o niye olacak? Hani İtalya'da bu... Evet, bir... Arkadaşlar bu abdest için olabilir, götünüzü yıkamayın bundan. Yoruma yazın ya. Yorumları biliyorsanız. Bak ama adamlar hem diyor ki siz istiyorsanız burada takılın, ama diyor su harcamak istemiyorsanız da gelip burada da duşunuzu alabilirsiniz diyorlar. Vay 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 vay. Oğlum Rixos iyiymiş la. Peki sence bir konaklamaya $350 verilir mi Anıl? Abi verilir ya. Harbi yani sunduğu, şimdi $350 için de her şey dahil bu otel. Kahvaltı, 8-10 tane restoran, 14 tane havuz, her türlü hizmet var, istediğin kadar ye iç. Güzel. Kimse hesap sormuyor. Ona insanlar zaten para veriyor. Abi ne yiyeceğim bugün, işte bu kaç para bilmem, bunların hiçbirini düşünmüyorsun. Parayı veriyorsun, gel yaşa. Mesela bugün siz bayağı çok güzel bir yemek yediniz ya. Evet. Normalde buraya 350'yi veren adam da mı öyleye takılıyor yani? Menüden seçiyor. Influencer olduğunuz için mi yoksa? Gerçekten de menüden böyle bir hikayeler dönüyor mu abi? Sanırım seçiyor herkes ya. Harbi mi? Bizim çünkü influencer olduğumuzu burada zaten çok bilen yok. Aşırı sistemsiz bir işin içindeyiz şu an. Ama ona rağmen yani herkese bu hizmetleri sunduklarını gördük. Ha. Hmm. Rixos reklamı yapmak çok da beni ilgilendiren bir durum değil ama hoşuma gitti evet. Ya yediğim yemeklerden keyif aldım. Güzeldi. En azından bunu söyleyeyim yani. Lezzetliydi. İki oteli, ya bugün biz gittik, benim kaldığım otel, videonun başlangıcında tanıttığım otel aslında benim akvaparklı falan ama şey gibi yani. Böyle halk günü olur ya akvaparklı. İçerik şey değil mi? Mısır abi, otellerini geziyoruz. İçerik Mısır olabilir. Yani o ben para vermedim. Kaç para olduğunu bilmiyorum ama Booking'den baktım. Ha ben de Booking'den baktım buraya. Booking'den bir öncekine bakmıştım. O odası $150. Hı-hı. Burası 350. Her şey dahil mi? Her şey dahil aynen. Her şey dahil. Yemek kalitesi değişiyor işte. Oda büyüklüğü değişiyor. Balkon çok güzel bir alana bakıyor falan. Bunlara para ekliyorlar. Ben $1,300-$1,400 otellerde de kaldım geceliği. Yani hepsine sunduğu diğer aslında çevre otellere kıyasla fiyat belirliyorlar. Yoksa bu 350 atıyorum. İstanbul'da da şehrin merkezinde bir otelde kalsan $350 verirsin. Doğru. Aşağı yukarı. Ama bunun çevredeki otellere kıyasla verdiği şeye bir de burası lazım. Sana şey gibi bir his verdi bana. Evinde gibisin yani. Güzel bir koltuk var, güzel bir masa var. Hı. Gerçekten de televizyon, kaliteli bir televizyon var. Duşun, tuvaletin sağlam, yataklar çok rahat. Güzelmiş yani. Rixos'ta ben hayatımda ilk kez Rixos'u gördüm. Teşekkür ederim. Ben de ilk kez kaldım. O zaman bize bugünlük ayrılan süreniz sonuna geldik. Evet. Kamera arkasında. Kamera arkasında. Instagram'dan tanıdığınız Emre Bey. Arkamda gördüğünüz gezmek en kolay yanınız. Bir jingle'ımızı verelim. Ne bir kürk ister bu şen gönlüm. Ne bir hande ne saray. Ye içeyden çok kısa ömrün. Gez çünkü gezmek en kolay. Diyoruz ve bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. See you goodbye. Have a nice day. Bu arada burayı çekmemi söyleyen Emre'yi Instagram'dan takip edin. Yoksa çekmeyecektim. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. Lütfen. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Anladın abone olursunuz.